İyi akşamlar diliyorum. Samsun Nabzı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu akşam Murat İkiz Hazlı Belediye Başkanı konuğumuz olacak. 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Haftası'nı kutluyor Havza. Bunu konuşacağız. Üzerinde detaylı konuşacağız. Canlı yayınlarla pazar gününden itibaren de ekranlara getireceğiz festivali. Sevgili Başkan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Ben buradan tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum bizlere. Evlerine konuk eden tüm izleyicilerimize Samsunlu, Havzalı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, bütün dünyada Aks TV izlenmekte. Ben bu akşam iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Artık Haber Aks TV olduk biliyorsunuz. Aks TV'yi kaybetmiyoruz ama evet. Haber Aks olduk artık. Evet. Frekanslarımız da değişti. Eskiden 12.130'du değerli izleyiciler. Şimdi 12.457.5 frekansı üzerinden TürkSat'tan yayın yapıyoruz. D-Smart 155 ve Teledünya 131. kanaldan da bizi izleyebilirsiniz. Ayrıca Murat İkiz'e sorularınızı Twitter ve Facebook üzerinden de iletebilirsiniz. Sevgili Başkan, 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından birisiydi. Bu hafta bu etkinlikleri kutladı Samsun. Türkiye'nin diğer şehirlerinden farklı olarak bu etkinlikleri ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. 17 ilçenin içerisinde de en çok Atatürk'le özdeşleşmiş bir ilçe olduğunuz için Havza'da daha çok dikkat çekiyor bu anlamda. Siz bu günü nasıl kutladınız, nasıl değerlendirdiniz, nasıl algılıyorsunuz Havza olarak? Evet efendim, tabii 19 Mayıs 1919 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün. 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya ayak bastığı gün. Biz her yıl bu sene 96.sını kutlayacağız. Dedelerimiz, babalarımız 96 yıldır Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişlerini her 25 Mayıs günü kutlamışlar. Biz de bu sene inşallah 96. yılını Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali ile kutluyoruz. Son 25-26 yıldır da daha önceleri sadece 25 Mayıs günü Havza'da etkinlikler olur, kutlamalar olurdu. Son 25-26 yılda bunu Termal Turizm Festivali'ne çevrilmiş. Hem Atatürk Anma hem de Termal Turizm Festivali olarak 25-26 yılı da kutluyoruz. İşte 19 Mayıs'ta başlayan bizim aynen Samsun'da başlayan törenlerimiz Havza'da 25 Mayıs'a kadar her yıl 5-6 gün boyunca devam eder. 19 Mayıs'ı biz de Havza'da kutladık. Çeşitli neler yaptınız? Törenlerle yani kutladık. Sizin için anlamı diğer ilçelerden farklı. Tabii efendim, kadar. Yani 19 Mayıs... Sürekli anlatıyorsunuz. Evet. Niye bu kadar önemsiyorsunuz? Evet, tabii 19 Mayıs Samsun için önemli, Türkiye Cumhuriyeti için önemli. Ama Havza bundan da önemli diyor. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında 19 Mayıs'ta çıktı. Sadece 4 gün, 5 gün Samsun'da kalır ama Havza'da 25 Mayıs günü Havza'ya gelir. 18 gün Havza'da kalır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk temelleri Havza'da atılmıştır. Neden peki? Bunun yani Baki Sarısakal'da 19 Mayıs masaya yatırdık pazartesi günü. Bunun çeşitli sebepleri olduğunu anlattı. Evet. Burada güvenliği belki çok fazla anlamadığı için Havza'ya kaydırıldı ama Havza gerçekten de çok önemli. Yani saati açısından sadece bir kere de değil. Daha sonraki yıllarda da Cumhuriyet'in ilanından sonra da Havza'ya geliyor ama evet. Amasya Tamimi aslında Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı en kritik tamimlerden birisi. Bu da yine sizin o bölgelerde kaleme alındı. Yani o bölgeyi özel kılan nedir? Niye efendim, tabii o yıllarda tarih kitaplarının yazdığına göre Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da kendini güvende hissedemiyor. O yıllarda Havza'ya haber yollar. Havza'nın ileri gelenleriyle işte o yıllarda Bayram Efendi, Çonoğulları Ahmet gibi Havza'nın önemli kişileriyle irtibata geçer ve Havza daha güvenli bölge olduğu için daha güvenli Havzalılar Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktıkları için onları bağırlarına basar ve 18 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ü Havza'da misafir eder. İşte ilk miting Havza'da yapılır. Kurtuluş Savaşı'nın, Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır deriz. İlk serden geçtiler. İlk miting, ilk yürüyüş Havza'da yapılmıştır. Ve Havza gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet tarihinde çok büyük önemi ve değeri vardır. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün belki 18 gün Havza'da kalmasının ikinci en büyük sebebi de
hem güvenli bölge hem havzalara güvendiği için kalmıştır. Havzalar Atatürk'ü bağrına bastığı için misafirperverliğinden 18 kalmıştır. İkinci en büyük sebebi de o yıllarda Mustafa Kemal Atatürk böbreklerinden rahatsızdı. Havza kaplıcalarında 18 gün kaldığı her gün boyunca havza kaplıcalarından da aynı zamanda şifa olmuştur. Kaplıcalara girmiştir o yıllarda. Hatta daha sonra 1924'te havzaya ikinci gelmesinde işte havza kaplıcalar sıhhati vücudumda menfi tesir yapmasaydı belki Kurtuluş Savaşı'nı başaramayacaktım diye bir sözü vardır. Havza kaplıcalarında şifaya buldum diye de meşhur sözü vardır. Hem güvenli bölge hem kaplıcalardan dolayı Atatürk 18 gün havzada kalmıştır. İşte Amasya Tamimi'nin yazılışı, başlangıcı birçok önemli olaylar o yıllarda havzada gerçekleşmiştir. O bölgede. O dönemde Amasya havzaya bağlı bir yer miydi? Tabii Amasya'ya bağlıydı bağlı. Daha doğrusu. Havza Amasya'nın bir ilçesiydi. Daha sonra 1924-25 yılından sonra Samsun'a, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'a bağlanıyor. Evet, evet. Peki Atatürk'le ilgili bu canlılığı, bu enerjiyi yansıtmak adına havzada yaptığınız çalışmalar neler, bu anı hatırlatan? Evet. Geçen programlardan bir tanesinde bahsetmiştiniz. Sanıyorum Almanya'da bir şehirde Atatürk'ün yine saati için gitmiş evet. olduğu çok kaplıcalardan bir tanesini çok dönüştürmüşler. Buna benzer bir şey yapmışlar. Evet. Siz buna benzer şeyler yapıyor musunuz? Bir müzeniz var mı? Atatürk Müzesi var mı? Evet. Ve halk bu konuda, havza halkı bu konuda istediğiniz duyarlılık seviyesinde mi? Evet, efendim yönetmenimiz de eski görüntüleri verirse, eski festival görüntülerimizi. Evet. Evet. Biz tabii 10 yıldır, 11 yıldır havzada festivalli çeşitli etkinliklerimize devam ediyoruz. Evet. İşte şu anda Cuma gün başlayacak olan festivallerin açılışlı, Cuma gün başlayacak açılış festivallerimiz, Cumartesi etkinliklerimiz, Pazar gün yayla şenlikleri, Pazartesi gün resmi törenler ve güreşlerimizde 4 gün, 5 gün boyunca bir sürü etkinliklerle kutlayacağız. Evet. Sanatçılarımız gelecek. İşte daha önceki yıllarda görüntülerde görmüş olduğunuz gibi biz amacımız tabii hem Mustafa Kemal Atatürk'ün havzaya gelişini canlandırmak, havzaya gelişini kutlamak, 96. yıl bunu yapıyoruz. Hem de 25-26'da havzayı tanıtmak, havzanın kaplıcalarını tanıtmak amacıyla bunu festivale çevirmişiz. Ve 20-25 yıldır da sadece bir gün değil, 25 Mayıs günü bir gün değil, 5-6 gün boyunca 19 Mayıs gününden başlayıp 25 Mayıs gününe kadar devam eden 5-6 günlük biz anma ve hatırlama termal turizm festivali olarak yapıyoruz. İşte görüntülerden izlediğimiz gibi birçok etkinliklerimiz var. İşte biz şu anda programda benim elimde Cuma günü inşallah saat 14'te festival açılış programıyla yürüyüşle Mustafa Kemal Atatürk'ün havzaya ilk ayak bastığı ilk kıvılcım anıtından başlayarak Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüyüş yapacağız ve burada festival açılışını yapacağız. Burada yine folklor gösterilerimiz olacak. Akşam halk konserlerimiz olacak. Cuma gün açılış programı. Cumartesi gün yine inşallah yayla şenliklerimizin başlaması yine sanatçılarımız sürpriz sanatçımız var cumartesi akşama da inşallah. Sürpriz sanatçımızla birlikte inşallah cumartesi akşamı halk konseri. Buradan ben tüm hemşehrilerimizi cumartesi akşamı ismini de verelim hatta. Ankaralı Namık gelecek inşallah. Öyle mi? Ankaralı Namık cumartesi akşamı saat 20'de inşallah havzada konser verecek. Ben buradan tüm hemşehrilerimizi ve çevre il ve ilçelerimizden de havzaya davet ediyorum. Yine pazar gün bizim en önemli günlerimizden biriydi tabii pazar gün. Yayla şenliklerimiz sabah 9'da kahvaltıyla birlikte başlayacak. Evet. Zaten bizim yayla şenliklerimiz cumartesi günden başlıyor efendim. Cumartesi günden halkımız oraya geliyor, çadırlarını kuruyorlar. Çadırlarından sonra ertesi güne gece sabaha kadar 24 saat orada bekliyorlar. Ve orada inşallah yayla şenliklerimizi başlatacağız. Yayla şenliklerimiz içerisinde birçok yarışmalarımız var yine. Buzağı yarışması, halk koşusu, motorlu
bisiklet gösterisi, at yarışları, cirit, halk konseri gibi. Evet. Yine pazar günde inşallah dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ve pazartesi günü 25 Mayıs pazartesi günü yine saat 10'da Muzaffer Tamaz Engelliler Okulu'nun açılışı var inşallah. Muzaffer Tamaz Engelliler Okulu'nun açılışı saat 10'da. 11'de saat 11'de resmi törenlerimiz, Sayın Bakanımızın katılacağı, Valimizin, Büyükşehir Başkanımızın ve resmi kurumların katılacağı saat 11'de resmi törenlerimiz yapılacak. Ve yine 11'den sonra İbrahim Karabacak güreş alanında saat 18'e kadar güreşlerimiz devam edecek. Buraya Kırkpınar'daki tüm baş pehlivanlarımızı inşallah buraya getiriyoruz pazartesi günü. En az 25 tane baş pehlivanımız, Fatih başta olmak üzere eski Şaban, Recep ve bütün eski pehlivanlarımız, Fatih Atlı başta olmak üzere bütün Kırkpınar pehlivanlarımızı pazartesi günü biz havzaya getireceğiz. Karadeniz'in Kırkpınar'ı yağlı güreşler inşallah pazar günü yapacağız. Ve pazar akşamı, 25 Mayıs akşamı, pazar akşamı kapanış programı Fener Alayı'yla inşallah festivalimizi yine en iyi şekilde bitireceğiz. Bitireceksiniz. Ben buradan tüm bizi izleyen izleyicilerimize, Havza'da olsun, Samsun'da olsun, diğer Ankara'da, İstanbul'da, İzmir ve hatta Avrupa'da ve dışarıda bulunan tüm hemşehrilerimizi 19 Mayıs, 25 Mayıs arası inşallah Havza'ya davet ediyoruz. Gelsinler, dolu dolu bir festivallerimizi izlesinler. Peki siz bu duyurumuzu buradan yapın. Biz de değerli izleyiciler kendi duyurumuzu yapalım. Bu etkinlikleri 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Haftası'nı Aks Haber Aks aracılığıyla sizlere biz de canlı ulaştıracağız. Pazar günü evet, toplamda 3 saat canlı yayınımız olacak. Pazartesi günü de 3 saatlik canlı yayınla size bu festivali canlı olarak izleteceğiz. Peki kaç kişilik bir katılım bekliyorsunuz ve buna diğer ilçelerden de katılımlar geçen sene ne düzeydeydi Murat Bey? Evet efendim, tabii bizim festivallerimiz 25 Mayıs Havza için önemli bir gün. Samsun için de önemli bir gün. En büyük kalabalığı biz tabii burada yayla şenliklerinde sağlıyoruz. 10 yıldır gerçekten Havza'nın 50 bin nüfusu var. Şu anda köyleriyle birlikte şehir merkezi 50 bin nüfusu var. Pazar gün buraya en az Havza'nın yarısı, 25 bin kişiyi buraya bekliyoruz. Her yıl vatandaşlarımız bu yayla şenliklerini her gün beklemekte dört gözle. Pazar gün yine en az burada 25 bin, 30 bin Havza'lı hemşehrilerimiz, ben burada olacağına inanıyorum. Geçen sene bu rakamlara ulaştınız. Geçen seneler, son 4-5 yıldır özellikle efendim, tabii 4-5 yıldır en az Havza'lı'nın yarısı buraya geliyor efendim. Bu yaylada, Aslançaylı yaylasında. Çok büyük etkili doğal güzellik, harika güzelliği var, orman var, yayla var, yeşillik var. Hem doğa güzelliği var, hem de burada at yarışları, cirit atmalar ve çeşitli sanatçılarımızla birlikte gerçekten dolu dolu bir yayla şenliği. En büyük kalabalığı biz burada bekliyoruz. Tabii ikinci kalabalık, bizim en büyük kalabalıklarımızdan biri de güreşlerimiz. Havza, İbrahim Karabacak güreş alanında 10 bin kişilik güreş alanımız var. Biz buraya en az 10 bin kişinin inşallah o gün yine geleceğini düşünüyoruz. Ve yine Havza ilçe stadımızda, tüm Havza'lı hemşehrilerimizin katılımıyla Havza ilçe stadımızda saat 11'de Sayın Bakanımızın, Valimizin, Büyükşehir Başkanımızın, Kaymakamımızın ve tüm resmi kurum ve kuruluşların katılımıyla resmi törenlerimiz de yine Havza ilçe stadımızda en az 5 bin kişinin katılacağı, burada da törenlerimiz devam edecek. İşte güreş alanı görülüyor efendim buradan tabii. Yıllarca büyük Kırkpınar'da, hatta biz Havza'da şampiyon olanlar, Havza'da 25 Mayıs'ta şampiyon olanlar gitmiştir Kırkpınar'da. Kırkpınar'da şampiyon bugüne mı? Kadar Şaban Bey, Recep Bey, Fatih Atlı olsun hep Havza'da şampiyon olmuşlardı. Ondan sonra Kırkpınar'a gitmişlerdi. Orada güreşlerde şampiyon olmuşlardı. Zaten o bölge Kavak, Havza, evet, Ladik o bölge. Zaten güreşçilerin yatağı bir bölge. Evet. Havza'da da gerçekten Havza'nın da İşte Yaşar Doğu Kavak'ta en büyük güreşçimiz, gerçekten tarihi bir güreşçimiz, ama Havza'da da, Ladik'te de, Vezirköprü'de de büyük güreşçilerimiz öğrencileri çıkmıştır. Var tabii, yetiştirdik. Tabii İbrahim Karabacak bizim en ünlü güreşçilerimizden. Yıllarca, kaç yıl, 1950'li 60'lı yıllarda hep
Kırkpınar'da şampiyonlar olmuş bir güreşçimiz. TRT bu güreşleri bir vakte kadar yayınlıyordu anladığım kadarıyla. Evet, canlı tabii TRT 3'ten de daha önceki yıllarda yayın yapmıştık. Birkaç defa yayın yapmıştık. Ama bu pazar günü inşallah Haberaks TV'den de pazartesi günü, 25 Mayıs pazartesi günü saat 15'te 18 arası inşallah Aks TV'den de canlı olarak güreşleri yayın vereceğiz. Peki sevgili başkan, şimdi Tirit gecelerini de sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde değil, yurt dışında da taşıdınız. Evet. Bu 25 Mayıs Atatürk'ü anma ve termal turizm haftasında yine sadece kendi bölgenizde değil de yurt dışında da taşıma ile ilgili organizasyonlar yapmayı planlıyor musunuz? Daha çok tanıtımınız ve bu işe duyarlılığınızı pekiştirmesi açısından soruyorum. Böyle düşünceleriniz de var mı? Evet efendim, tabii bizim amacımız işte görüntüde izlediğiniz gibi eski meclis başkanımız Köksal Toptan Bey de katıldı. Daha önceki birçok bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valilerimizin katıldığı törenler yaptık. Tabii bizim amacımız başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı da inşallah 25 Mayıs günleri bir günü inşallah havzaya getirmek, yani büyük planımız o. Tabii bizim havza 25 Mayıs'taki amacımız esas biz havzayı, termalini, tarihini, termalini, kaplıcalarını bütün Türkiye ve dünyaya tanıtmak, festivaldeki amacımız bu. Son 10 yıldır biz buna uğraşıyoruz. Ve şu anda inanın havzalı Samsunlu hemşehrilerimiz bizleri izlenir. Her yıl 25 Mayıs'ı dört gözle beklemekteler. İşte yayla şenliklerini, at yarışlarını, güreşleri her yıl panayır yeri gibi oluyor akşamları. Panayır yeri gibi oluyor. İşte sanatçılarımızı şu anda havzaya gelemeyenler de inşallah Haberaks TV'den canlı olarak ya da her dört gözle şu anda beklemektedirler. Gerçekten belki Samsun'dan sonra 17 ilçe içerisinde en etkili festivallerden birisi de havza 25 Mayıs festivalleri oluyor. Vezirköprü'de, Kavak'ta, Ladik'te, Çarşamba'da, Bafra'da belki festivaller, belki etkinlikler yapılıyor ama Samsun için nasıl 19 Mayıs önemliyse, en büyük günse Samsun için, bizim havzamız için de 25 Mayıs en büyük gün, en büyük festival, en büyük törenlerimizi her yıl 25 Mayıs'ta biz yapıyoruz. Bu sene işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi dedelerimiz, babalarımız 96 yıldır bu Atatürk'ün havzaya gelişini kutlamıştı. Bu sene 96. yılını biz kutlayacağız inşallah. Samsun'da 96. yılını bu sene kutladık 19 Mayıs'ı. Havza'da da 96. yılını inşallah 25 Mayıs'ta kutlayacağız. Yalnız ben buradan tabii tarihçilerimize, profesörlerimize, hocalarımıza buradan seslenmek istiyorum. Havza gerçekten Cumhuriyet tarihinde işte 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkar. Sanki havzaya uğramamış gibi, havzada 18 gün kalmamış gibi Amasya, Sivas, Erzurum'dan bahsederler. Ama havzadan çok az bahsetmektedir. Ben buradan tarihçilerimize, hocalarımıza söylüyorum. Ne olur artık havzayı da, 25 Mayıs'ı da Atatürk'ün 18 gün kaldığı havzanı da tarihte yerini alsınlar. Bunları tarihçilerimize, hocalarımıza, profesörlerimize buradan ben rica ediyorum. Havza tarihini kitaplarda sadece bir sayfa değil, inkılap tarihinde, işte Cumhuriyet tarihinde havza sadece havza diye bir sayfa geçer. Ama Samsun 10 sayfa geçer, Amasya 10 sayfa geçer ama havza bu arada sadece bir sayfa geçer. Ama esas Samsun'da olanları, Amasya'da olanların en büyüğü, en fazlası da havzada olmuştur o yıllarda. Peki şimdi ben naçizane öneride bulunarak söylüyorum. Bu 25 Mayıs Atatürk'ü anma ve termal turizm haftasının içerisine bu tarihçileri bir konferans gibi düzenleseniz, sempozyum gibi olsa hocaları davet etseniz, bir günü de böyle ayırsanız, bu tarihçiler bunu masaya yatırsalar, eline boyuna konuşsalar, halkı davet etseniz, çevre illerden, ilçelerden yine kişileri davet edip bu işin üzerine düşüp programınızın içerisine alsanız faydası olur mu acaba? Evet, tabii efendim, aslında konferans günümüz de var. Her yıl konferans da yapıyoruz. Tarihçilerimizi, termalle ilgili, tarihle ilgili hocalarımızı da çağırıyoruz. Ama maalesef katılım olmuyor. Bugün efendim işte bahsettiğim gibi bugün yayla şenliklerine 25 bin kişi katılıyor. Ondan sonra güreşlere 10 bin kişi katılır.
İşte törenlerimize 5000 kişi katılır ama bir konferansta tarihçi hocalarımızı getiririz. Termalli kapıcılarımızı getiririz ve yine getireceğiz belki. Ama maalesef orada halkımız maalesef duyarsız. Tabii duyarsız kalıyor ve katılım çok az oluyor. Festivallerde o sadece bir bölüm, 1-2 saatlik bir bölümde kalıyor maalesef. Tabii halkımız da biz bunları özellikle tarihçilerimiz işte daha Türkiye genelinde isim yapmış. İlber Ortaylı gibi, evet. Baki Sarısakal gibi hocaları, araştırmacı, evet. Tarihçileri getirip belki insanlarla buluşturursanız evet, etki yaratabilirsiniz. İnşallah onlar da önümüzdeki yıllarda ünlü tarihçilerimiz. Planlamakta fayda var yani. Tabii. Yani şikayet zaten ettiğiniz için söylüyorum. Doğru yani. Efendim işte böyle hocalarımızı getirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki festivallerde böyle ünlü hocalarımızı da getirip en önemli olay basın tabii. Maalesef basında o duyulmayan, havzada ne yaparsanız yap, basında, yerel basında, ulusal basında çıkmayan bir haber maalesef gündemde olmuyor. Amacımız bizim tabii sadece basın değil, tabii havzayı tanıtmak. Havzayı tanıtmak için de ben buradan gerek havzadaki yerel gazetelerimize, Samsun'daki yerel gazetelerimize, Haberaks sizlere ve ulusal basınımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerel basın, ulusal basın. Tabii 25 Mayıs festivaller boyunca havzaya geliyorlar, çekimler yapıyorlar, bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar. Tabii. Ama efendim tabii ben buradan ulusal basınımıza yine seslenmek istiyorum. Maalesef görmezden işte, mi geliyorlar efendim? Çok az yer veriyorlar. İşte bundan 200 sene önce bir at yarışlarında bir atın ayağı kırılması, bütün basında gündem olmasına rağmen bir atın ayağının kırılması. Ama koskoca festival içeri sadece o bölüm yer almıştır. Ulusal basında diğer bölümde az yer almıştır. Ben buradan ulusal basınımıza da sesleniyorum. Gelsinler havzada 5-6 gün boyunca havza festivalinin hem misafirimiz olsunlar diyorsunuz. Tabii misafirimiz olsunlar, gelsinler. Hem Türkiye hem de dünyaya duyursunlar. Havza için, Atatürk için kurtuluş mücadelesinin başladığı en önemli yer olarak lütfen. Evet. Tarihteki yerini aslında düşsünler diyoruz efendim. Sadece 25 Mayıs etkinliği değil, Samut Dede, Hıdır Elles Festivali de ve buna benzer ileri ufaklı çok festival oluyor sizin bölgenizde. Evet, evet. Bunlara da katılıyorsunuz galiba. Evet. Bunların da yine amacı bölgesel bir etkinlik yapmak mı yoksa yine 25 Mayıs'a atıp da bulunan festivaller mi bunlar? Evet tabii efendim maalesef 10 yıl kadar önce havzada ve belki Samsun'da da çok az böyle etkinlikler olur. Hele havzada hiç etkinlik olmazdı. Evet. Sadece bir 25 Mayıs günü 25 Mayıs törenleri olur. İşte etkinlik olur. Ama biz son 10 yılda gerçekten havzayı tanıtmak için elimizden gelen her türlü etkinliği, festivali kullanıyoruz. İşte 10-15 günü Samukta'da festivalini yaptık. Şimdi buraya belki 5000-10000 kişi havzadan geldi o köylerde. Havza ve Kavak köylerini orada buluşturduk. Evet. 25 Mayıs'ta tüm Türkiye'deki havzalı hemşehrilerimizi havzaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. Ve yine biz yazın birçok köyümüzde, Hamlık'ta, Beyören'de, Dikili Taş'ta, işte birçok köyümüzde Ramazan bayramından sonra, Ramazan bayramı ikinci, üçüncü günü ve yaz dönemince birçok köylerimizde de artık köylerimiz festival yapmaktadır. Biz bunlara her türlü desteği veriyoruz. Yeter ki gelin, havzada festival yapın. Türkiye, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veya yurt dışında bulunan havzalı hemşehrilerimizi havzaya getirin. Sıla-i rahim yaptırın. Çocuklarınıza, torunlarınıza havzaya getirin. Dedelerinin, babaların, memleketini unutmasınlar diyoruz. İşte her köy, her yer, mahalle, bir festival, bir etkinlik yapsa her yıl havza gerçekten bu yönde çok büyük etkisi oluyor. Son 4-5 yıldır gerçekten biz bunu becerdik, yaptık ve bugün turizmde işte patlama yaşadığımızın tek sebebi bu. İnşallah yine bu sene özellikle işte okulların tatil olmasından itibaren, Haziran'dan itibaren havzada turizmde yine bir patlama yaşayacağız. İnanın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylarda havzanın nüfusu şu anda 50 binse en az 100 bine çıkmaktadır. Son 4-5 yılda turist sayımız 500 bine ulaşmıştır. 200-250 bin olan turist sayımız son 5 yılda 500 bine ulaşmıştır. Hedefimiz 1 milyon ulaşmak. İşte hep bu etkinliklerin yapılmasıyla bunların havzaları davet etmemiz, havzaya gelmeleri,
bu yetkinliklere gelmeleri nedeniyle havzada, turizmde de bir patlama yaşamıştır. Bundan esnafımız gelir elde etmekte, otellerimiz dolmakta, kaplıcılarımız, pansiyonlarımız gerçekten 3 ay boyunca bu yetkinliklerden faydalanmakta, gelir elde etmektedir. Son 5 yılda havzada bir turizm patlaması yaşandıysa bu yetkinliklerin çok büyük etkisi var olmuştur. Diyoruz. Peki şimdi bugüne kadar yapmış olduğunuz bu çalışmaları ilçe belediye başkanı olarak üstlendiniz, yürüttünüz, bir yerlere taşıdınız. Bütün şehir yasasından sonra Büyükşehir'le birlikte termal, daha doğrusu turizm master planı oluşturuldu. Evet. Bunun içerisinde havza da var. Siz de o birliğin içerisindesiniz. Evet. Sadece turizm potansiyelini artırmak adına değil, termal yönünü özellikle geliştirme ile ilgili, evet, bazı kararlar da aldınız. Evet. Büyükşehir'le bu manada yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Ve neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet efendim. Tabii 10 yıldır biz bu festivalleri de her şeyde sadece havza belediyesi olarak yapıyorduk. Ama bir yıldır özellikle bu festivallerimiz, inşallah bu seneki festivalimizde Büyükşehir Belediye'mize çok büyük katkı yapacak. Ortaklaşa yapacağız belki birçok etkinlikleri. Ben buradan Yusuf Siyah Başkan'ın başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeline, genel müdürlerimize, genel sekreterimize, yardımcı herkese teşekkür ederim. Havza festivallerine bu sene büyük katkı vereceklerdir. Çünkü havza da artık bir büyük şehrin sınırlar içerisinde, belki 10 yıldır fazla katkı veremiyorlardı ama artık bundan sonra inşallah bu festivalleri yine havza Büyükşehir Belediyesi birlikte yapacağız. Yine biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi Santap, işte Samsun Turizm Altyapı Birliği dediğimiz birlik var. Bu birlikte havzada neler yapacağımızı kararlaştırdık. 2 yılda neler yapacağız, 5 yılda neler yapacağız? Bunları kararlaştır, kitapçık haline getirdik. Elimizde şu anda bulunuyor. Neler var mesela? 2 yıl içerisinde neler yapılacak? 5 yıl içerisinde neler yapılacak? Tabii efendim. 2 yıl içerisinde neler yapacağız? 10 yıl, 5 yıl içerisinde neler yapacağız? Ya havza 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra nereye gelecek? Tabii bunların hepsinin plan projelerini yaptık. 2 yıl içerisinde neler yapacağız? İşte burada tabii kentin güzelleşmesine varıncaya da sondaj, yeni sondaj kuyuları açılacak. Turizm Bakanlığı'na ait 130 dönüm tahsisli alanımız var. Buraya yatırım yapılacak, sondajlar yapılacak. Tarihi evlerimiz var, bunlar onarılacak. Ve en önemlisi de havzaya 5 yıldızlı otelin yapılması konusunda Turizm Altyapı Birliği dediğimiz birlik ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşallah turizm altyapısını, üst yapısını oluşturmak için önümüzdeki 2 yılda yapacağız, 5 yılda yapacaklarımızı karar aldık. Bunları inşallah önümüzdeki 4 yılda, 5 yılda gerçekleştireceğiz. Bizim için tabii havza deyince Samsun'da, Büyükşehir'de veya 17 ilçe içerisinde havza deyince ilk akla gelen termal turizm. Evet. Havzada en büyük ağırlık termal turizm olacak. Yusuf Bey'le yaptığımız programlarda, Yusuf Bey'de yapılacak çok fazla iş var ilçelerde ama hemen vücuda gelmesini istediğimiz, hemen öncelikli hayata geçireceğimiz projeleri somut olarak belirledik ve bunların da kaynaklarını oluşturduk. Onların üzerinde çalışıyoruz, evet, demişti. Şimdi siz 19-24 Nisan tarihleri arasında Avustralya'ya gittiniz, Melbourne'e. Evet. Ve orada Dünya Jeotermal Kongresi'ne katıldınız. Üstelik de Türkiye'deki heyete başkanlık ederek, evet, gittiniz. O programda da bundan 2-3 hafta önce detaylar anlatmıştınız neler olduğunu. O, evet, kongrenin dünyada ne anlama geldiğini, Türkiye'de ne anlama geldiğini. Ve şöyle bir şey söylemiştiniz, çok ekonomik, sadece jeotermal turizmin desteklenmesi adına çok düşük faizli kredilerle büyük projeleri hayata geçirebilecek kaynaklar, fonlar oluşturulabiliyor ve bunu da Yusuf Bey'le görüşerek, evet, yatırımcıları çünkü davet ediyorsunuz. 5 yıldızlı, evet, oteller olmadan Afyon gibi, Karahisar gibi termalde patlama yaşaması mümkün değil bir şehrin diyorsunuz. Mutlaka 5 yıldızlı otel yapmamız gerekiyor. Bazı yatırımcılarla görüşüyoruz ama hiçbir şey olmasa bile biz taşın altına elimizi sokup Yusuf Bey ile birlikte özellikle bu krediyi değerlendirerek, evet, bir çalışma yapacağız demiştiniz. Bu konu Yusuf Bey ile görüştünüz mü? Yusuf Bey bu konuda ne dedi? 2 evet, sene, 3 sene içerisinde 5 yıldızlı oteli yapabilecek mi Büyükşehir ve, evet, Havza Belediyesi? Efendim tabii biz Havza Belediyesi olarak 11. yılımız şu anda 11 yılı içerisindeyiz. Biz 10 yıl evvel göreve geldiğimizde
havzaları tanıtmak için, havzanın kaplıcana termalini veya yatırımcılar çekmek için birçok birliklere üye olduk. Birliklerin ve çeşitli konferanslarına gittik. Türkiye içerisinde, yurt dışında, yurt içinde. Tek amacımız havzaya yatırımcı çekmek. Tek amacımız havzayı tanıtmaktı. Özellikle termal turizm konusundaki potansiyelini. Tabii ben 10-11 yıldır Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısıyım. 11 yıldır bu görevi devam ettiriyorum. Her 2 ayda 3 ayda biz Türkiye'de bulunan tüm jeotermal belediyeler bir araya geliyoruz, toplanıyoruz. Türkiye'de ne yapılacak, havzada ne yapılacak diye bu konuda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ve yine her 5 yılda da bir dünyada jeotermal kongreleri oluyor. Jeotermal ve turizm kongreleri. İşte 2005'te Antalya'da olmuştu, 2010'da Endonezya'da olmuştu, 2015'te de Avustralya'da oldu en son. Ben de tabii Kırşehir Belediye Başkanımız, Birlik Başkanımızın işlerinde katılamadı. Birlik Başkanı olarak ben heyete başkanlık ederek 30 belediye başkanıyla birlikte Avustralya'ya gittik. Orada dünya jeotermali ve turizmi konusunda dünya jeotermal kongresini izledik. İşte Türkiye'ye neler yapabiliriz, havzaya neler yaparız bunları konuştuk, tartıştık. İnşallah oradan bilgiler aldık. İş adamlarımızla görüştük orada yine. Turizmcilerle görüştük inşallah. Havzaya yatırım konu yapma konusunda çeşitli etkinliklere katıldı. Ve yine biz geçen gün, daha yeni efendim, geçen hafta Türkiye Tarihi Kentler Birliği'ne de Havza Belediyesi yine 10 yıldır üye. Evet. Biz Türkiye'de ne kadar birlik varsa Belediyeler Birliği olarak bütün Belediyeler Birliği'ne üyeyiz. Ben yine Tarihi Kentler Birliği'ne başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz başkanımız Malatya'da 18-19 Mayıs'ta 17-18 Mayıs'ta Malatya'da Tarihi Kentler Birliği toplantımız oldu. Yusuf Ziya Yılmaz başkanımızla beraber gittik. Malatya'da toplantıyı yaptık, geri döndük. Orada işte yine tarihi kararlar alındı. Tarihi kentlerle ilgili, tarihi yapısıyla. Havza'da da inşallah 5 tane tarihi konağımız var bizim. İşte Bayram Efendi Atatürk'ün misafir olduğu konak. Çonoğulları Ahmet ve Bayram Efendi'nin konakları var. 5 tane konağımız var tarihi. 100-150 yıllık. Bunların inşallah bunları alıp onarım konusunda başta Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımız da emirlerini verdiler. İnşallah bunları alacağız, onaracağız 5 tane konağımız. İşte Malatya'da ve Yusuf Ziya Başkanımızla birlikte bu kararı aldık. Beraber gittik geldik. Kredi, o bahsettiğiniz düşük faizli krediyle ilgili başkanla görüşebildiniz mi? Bu otelin yapılmasıyla evet, beraber. Tabii efendim şimdi 5 tane konağı onarma konusunda bir de Turizm Altyapı Birliği'nde bizim 130 dönüm Turizm Bakanlığı yerimiz var, tahsisli yerimiz. İnşallah burayı da kredi bulup, yatırımcı bulup veyahut da biz Havza Belediyesi veya Samsun Büyükşehir Belediyesi şirketiyle bir şirket kurup inşallah bu 130 dönümlük ormanın içerisinde, yeşilin içerisindeki yere inşallah Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ortaklaşa veyahut da yeni bir şirket kurarak buraya da inşallah hatta 2 yıllık programda da bu var. Buraya yatırımcı bulacağız. Bulamazsak biz kendimiz inşallah buraya yatırımcı getireceğiz. Ve hatta Ankara'da bir yatırımcıyla geçen de görüşmüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda 40-50 dönümlük bir arsa aramaktadır. Arsayı bulduğunda buraya da 5 yıldızlı oteli yatırımcımız inşallah yapacak. Anladım. Bir termin veremiyorsunuz yani doğal olarak. Kendinizi yani Büyükşehir'le birlikte yapacağınız bu 5 yıldızlı otelle ilgili olarak evet efendim. 2 yıl içerisinde hizmete sokarız gibi bir şey. Efendim tabii inşallah bizim hedefimiz 2 yıl içerisinde sokma ama şu anda o 130 dönüm turizm altyapı turizm alanında inşallah yatırımcı bulacağız. Yani. Yatırımcıyı bulamazsak Samsun Büyükşehir ve Havza Belediyesi olarak inşallah buraya birlik olarak belki yatırımı yapacağız diye düşünüyoruz. Bizim amacımız havzada şu anda efendim sağlık turizmi ve termal turizm. Sağlık turizmi konusunda bugün dahi Havza Fizik Tedavi Hastanesi'nin ve Devlet Hastanesi'nin inşaatlarını daha bugün gezdik. Şu anda 100 yataklı devlet hastanemiz, 150 yataklı devlet hastanemiz inşallah bu yılbaşı inşaatları bitiyor. Gelecek yıl bu fizik tedavi hastanemizi 150 yataklı, 100 yataklı devlet hastanemizi hizmete koyacağız. Sağlık turizmi açısından yatırımlarımız bitmiş oluyor. Hedefimiz, amacımız bizim
5 tane de inşallah 5 yıldızlı havziye otel kazandırmak. 5 tane de 5 yıldızlı otel kazandırdığımızda hem sağlık hem de turizm alanında altyapıyı yapmış bitirmiş olacağız. Bunu da önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Peki, şimdi önümüzdeki 4-5 yıllık periyodun içerisinde başka neler olacak? Bunları da masaya yatırdığınız bir toplantı oldu. Sizin ve Yusuf Bey'in ayrı ayrı görüştüğü muhtarlar toplantısıydı. Evet. Program, bu program öncesinde yaptığımız bir programda bir muhtar yollarının yapılmamış olmasından dolayı yolun ortasına da fidan dikmişti galiba. Evet. Bu konuları masaya yatırdınız mı? Eski ismi köy, yeni ismi mahallelerle ilgili Yusuf Bey'in ve sizin tariflediğiniz bir yol haritası oldu. Evet. O toplantıda neler konuşuldu? Bunun dışında bir de yine özellikle imar konusunda sizi eleştiren bir haber gündeme geldi. Bir vatandaş üniversite mahallesinin imar sorununun çözülmemiş olmasından dolayı size tepkisini ortaya koydu. Bu iki konuyla ilgili açıklamanızı, değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii efendim, biz geçen hafta Cuma gündü. Cuma gün 98 mahalle muhtarımız var şu anda. 17 tane şehir merkezinde 81 köyümüz vardı. Onlar da mahalle oldu. 98 tane muhtarımız var bizim. 98 tane mahallemiz var. Tabii 17 tane şehir merkezindeki mahallemizde üniversite mahallesi hariç 16 mahallemizde su, kanalizasyon, yollar, park, bahçe, arıtmalar her şeyi bitirdik biz. Hepsi tamam. Şehir merkezindeki 16 mahallemizin hepsini bitirdik. Yani biz 10 yılda şehir merkezinde bizim sorunumuz yok. Sadece üniversite mahallesinde sorunumuz var. İşte imardan dolayı bir sorunumuz var. İmar maalesef imar uygulamalarını yapamıyoruz. Şu anda dahi imar uygulaması orada hiç yapmadık. Neden yapılamıyor efendim? Efendim orada maalesef üniversite mahallesindeki çeşitli sıkıntılardan, vatandaşların sıkıntılarından dolayı biz orada 10 yıldır hiç imar uygulaması da yapmadık, bir şey de yapmadık. İmar uygulaması olmayınca, hiçbir şey de yapılmayınca ne kanalizasyon yapılıyor ne de su veya yol. Peki nasıl çözülecek, ne zaman çözülecek? Efendim tabii biz burada üniversite mahallesi hemşirelerimizi, Mısmılaç mahallesi hemşirelerimizi biz birçok defalar görüştük tabii. Gelin, anlaşın, ortaklaşa, işte imar uygulamaları yapılsın, imar planları yapılsın, kanalizasyon yapılsın, yollar yapılsın. Bu mahallemizin de işlerini bitirelim diye. Zaten bu üniversite mahallemiz bize 16 mahalleden sonra sonradan katılan mahallelerimizden. Son 10 yılda havzaya katılan bir mahallemiz burası. Daha önce havza belediye sınırları içerisinde değildi bu mahallemiz. Daha sonra üniversite mahallesi olarak katıldı. Sonradan burada ama bugüne kadar işte ne bizden evvelki belediye ve belediye başkanları ne de biz 10 yıldır imar uygulaması, imar planlarını hiçbir şeyi yapamadık. Maalesef yapamadık. Çünkü orada sıkıntılar olduğu için. Maalesef burada siyasilerimiz de tabii siyasi yönden de sıkıntılar var. Bazı siyasi partilerimiz diyelim, hatta kendi partilerimiz dahi, ben buradan isim vermek istemiyorum, işte burayı karıştırmak istiyorlar, engellemek istiyorlar. Maalesef siyasi yönden burada bir sıkıntı var. İnşallah bu sıkıntıyı hem Mısmılaç Mahallesi hem de Üniversite Mahallesi muhtarlarımız da halkımız da aşacak. Mesela Mısmılaç Mahallemiz bu sene bize yeni katıldı. Şu anda Mısmılaç Mahallemizin ana yolunu Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Sıcak asfalt yaptı. Kuyun içinimiz komple parke döşedik. Ve şu anda o Mısmılaç Mahallemiz meydanını da tekrar yapacağız. Pırıl pırıl bu 5 örnek mahalleden köyden biriydi zaten. Pırıl pırıl tertemiz oldu o Mısmılaç Mahallemiz. İnşallah bizim hedefimiz tabii 5 tane köyü biz yaptık, bitirdik geçen sene. Biz de oradaki köylerle evet röportaj yapmıştık. Yaptığın evet. Önümüzdeki bu yılda inşallah bir 5 köy daha yapacağız örnek köy. Ama bu muhtarlar toplantımızda da Yusuf Siyah başkanımız olsun, biz olsun. Biz dedik 30 Mart'ta ne söz vermişsek, 30 Mart'ta ne demişsek inşallah bunları yani gerçekleştireceğiz. 5 yıl içerisinde içerisinde bu 97 tane mahallenin tamamındaki zaten 98 mahallemizin biraz evvel bahsettiğimiz şehir merkezinde sorunumuz yok. 81 tane eski mahalle dediğimiz 5 tane mahallemizi de bitirdik. 75 mahallemizde şu anda sorun var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu Büyükşehir Belediye'miz ana yolları yapacak. Biz de köy içi mahalle içindeki yolları önümüzdeki 5 yılda bitireceğiz. Biz şu anda
81 tane eski mahallenin köyümüzde, mahallemizde her haftada 2 gün, 3 gün çöplerini alıyoruz, topluyoruz. 20-25 tane mahallemize park bahçe yaptık. Bu sene yine 20-25 mahallemize yine park yapacağız, bahçe yapacağız. Yine parke çalışmalarımız, yol çalışmalarımız devam edecek. 4 sene sonunda inşallah tamam, havza evet. Şehir merkezinde nasıl yapmışsak 10 yıldır. İnşallah bu sonradan katılan mahallelerimizi de buraya katacağız, yapacağız. Ama üniversite mahallesinde bu arada çözmüş olacaksınız galiba. İnşallah efendim. Zaten üniversite mahallemizde efendim. Yani biraz... çünkü çok yoğun izleyiciler evet, telefonla bize bunu size iletmemizi istiyorlar. Evet, şehrin evet. merkezinde, evet. Yani köylerden daha ziyade önce şehir merkezindeki problemlerimizi efendim, lütfen halletsin. Mahallemizde yok. Biraz evvel bahsettik. Yeni katıldı zaten şehir merkezine. Yeni katılan mahallelerimizde. Bu sene, geçen sene değil, 10 yıl, 15 yıl evvel katılan mahallelerimizde. Zaten bu üniversite mahallemiz 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır şehir merkezine dahil olsaydı zaten imar planı da çözülürdü bugüne kadar. İmar sorunu da kalmazdı, kanalizasyon sorunu da, yol sorunu da hiçbir şey kalmazdı. Son 10-15 yılda sonradan belediyemize katıldığı için maalesef biz de 10 yıldır, biz tabi burada imar uygulaması yapmak istedik olmadı, imar planı yapmak istedik olmadı ama şu anda hiçbir şey yapamadık bu mahallemize. Tek tabi vatandaşlarımızın ve bazı vatandaşlarımızın da tabi kötü niyetli olması nedeniyle inşallah bu sorunu da önümüzdeki 4 yılda inşallah çözeceğiz. Buranın kanalizasyonu da, suyu da, yolları da inşallah yapılacak. Çünkü en önemli yeni kurulan mahallelerimizden biri. Şu anda 1200 tane öğrencimiz, üniversitemiz burada var. Yeni yurt yapıldı. 400-500 kişilik öğrenci yurdu burada yapıldı. Havzanın gelişme yönünde bura. Şu anda havzamız zaten bir de organize sanayi var bildiğiniz gibi. Havza bekleyin organize sanayi 10 bin dönümlük alan. 1000 dönüm planlandı şu anda yapılıyor altyapısı. Bizim hedefimiz havzayla Toptepe arasına, işte yeni üniversite mahallesi, Bekdiğin, Toptepe arasına yeni bir havza kurmak. Burada yeniden imar planları yapmak, yeniden buraya yol çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları yapmak. Çünkü havzanın geleceği havzayla Bekdiğin, Toptepe arasına yeni bir havza kurmak. Peki efendim. Çünkü köylerimizde nüfus her geçen gün azalıyor maalesef. Her geçen gün 10 yıl, her yıl 10 yıl evvel 35 bin olan nüfus köy nüfus sayımız şu anda 25 bine düştü, 23 bine düştü. Şu anda toplam nüfusumuz 10 yıl evvel 54-55 bin iken bugün 45 bine düştü maalesef. Köylerimiz maalesef boşalıyor. Köylerimizden göçü Ankara, İstanbul veya Çorlu'ya, Avrupa'ya değil, havzada tutabilmek. Bunu yapmak için de havzayla Bekdiğin Toptepe arasını yeni bir havza kurma oluşturmak. Özellikle tarım anlamındaki verimsizliği ortadan kaldıracak organize sanayi bölgesinde evet, efendim, tarımsal tabii. ürünlerin işlendiği bir pazarlamasının özellikle ön plana çıkarılacağı bir evet, organize sanayi bölgesi olacak. Ticaret bir sanayi odası da havza, ticaret bir sanayi evet, odası da bununla tabii, ilgili tabii. çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz, Havza Ticaret Odamız, Birlik Havza Belediyesi ortaklaşa bu organize sanayi havzanın kurtuluşu. Havzanın işsizliğine son verecek, göçü önleyecek tek çare havza organize sanayi. Şu anda 1000 dönümlük alan planlandı, temeli atıldı, altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bu yılbaşı altyapı çalışmaları bitecek. Önümüzdeki yıllarda da burada fabrikaların yükseldiğini göreceğiz inşallah. Pekala. Sevgili Başkan çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Evet. Programımızı sonuna geliyoruz, geldik daha doğrusu. Evet. Son olarak... Anonsumuzu da yapalım yine. Değerli izleyiciler, 25 Mayıs Atatürk'ü anma ve Termal Turizm Haftası Havza'da kutlanacak. 25 Mayıs Pazar günü, özür diliyorum, 24 Mayıs Pazar günü Haberaks aracılığıyla canlı yayınlarımıza başlayacağız. Saat 14'te. Arkasından bir saat ara vereceğiz. 16 ve 18 arasındaki kısmı da canlı yayınlayacağız. Bir sonraki günde güreşleri 25 Mayıs Pazartesi günü güreşleri Haberaks aracılığıyla sizlere canlı ulaştıracağız. Akşam 15 ile 18 arasında doğru söylüyorum evet, değil mi efendim? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Sizin de son mesajlarınızı evet, alalım. Ben son kapatalım. Olarak tüm bizi izleyen havzalı hemşirelerimize, özellikle havzada oturan 50 bin havzalı hemşirelerimize buradan sesleniyorsunuz. Sesleniyorum. 50 bin havzalıyı da biz bu festivallerimize, etkinliklerimize katılmaya öncelikle davet ediyorum. İşte yayla şenliklerimize yaylaya davet ediyorum.
ilçe stadında ve güreşlerimize davet ediyorum. Cuma günü açılışlarımız var, cumartesi var, törenlerimiz, pazar var, pazartesi var. 50 bin havzalı, 98 mahallemizi, 50 bin havzalı hemşehrilerimizi öncelikle bu festivallere havzaları ve hemşehrilerimizi davet ediyorum. Ondan sonra Samsunlu hemşehrilerimizi, Kavaklı, Ladikli, Çarşambalı, Bafları hemşehrilerimizi havzaya davet ediyorum. Ve yine Ankara'da, İstanbul'da, Çorlu'da, Bursa'da, Balıkesir'de, nerede havzalı Samsunlu hemşehrilerimiz varsa havzaya gelsinler. Ve hatta Avrupalı, Avrupa'da bulunan havzalı hemşehrilerimizi bu festivallerimize davet ediyorum. Ve şu anda bu hafta itibariyle, pazartesi itibariyle de Avrupa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gelmeye başladılar. Hemşehrilerimiz festivaller için gelmeye başladılar. Avrupa'dan birçok hemşehrilerimiz sadece festivaller için şu anda havzaya geldiler. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan hemşehrilerimiz geliyorlar. Ben tekrar buradan İstanbul'da bulunan, Çorlu'da, Tekirdağ'da, Gebze'de, İzmit'te, Ankara'da, İstanbul'da bulunan hemşehrilerimiz mümkünse havzaya gelsinler, Bursa'daki hemşehrilerimiz. Mümkün değilse, şayet havzaya gelemezlerse festivallerimiz boyunca cumartesi, pazar, pazartesi 25 Mayıs festivallerimiz boyunca Haberaks TV'den havza festivallerini izlesinler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz efendim. Teşekkür ediyoruz. Başarılı bir festival diliyoruz size. Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzının ilk bölümü gerçekleştirdik. Murat İkiz'di konuğumuz. Kısa bir ara vereceğiz efendim. Ardından Halkların Demokratik Partisi Samsun 1. Sıra Milletvekili adayı Altınörs ile söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.